Merhabalar arkadaşlar. 5. sınıf din kültürü 1. ünitesiyle karşınızdayız. Allah inancı işleyeceğimiz 1. ünitemiz Allah inancı olacak. Hemen isterseniz Allah'ın varlığı ve birliğiyle başlayalım. Hepiniz hoş geldiniz dersimize. Allah vardır ve birdir konusu. Dünyada hiçbir şey kendiliğinden oluşmamıştır. Yüce Allah'ın yaratmasıyla gerçekleşmiştir her şey. Allah birdir, tektir ve samettir. Samet burada her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir anlamındadır. Samet anlamı. Yazalım onu isterseniz. Allah birdir, tektir ve samettir. Samet'in anlamını da yazalım. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğmamış ve doğrulmamıştır. Allah'ın birliği ve tekliği onun eşi ve benzeri olmadığı anlamına gelir. Allah Celle Celali Rahman ve Rahim'dir. Burada Rahman'ın anlamına bakalım. Allah Rahman ve Rahim'dir derken Rahman, dünyada bütün canlılara şefkat gösteren, inanan inanmayan herkese merhamet eden ve her türlü nimeti sürekli veren anlamına gelir burada. Allah'ın güzel isimlerinden biridir ayrıca Rahman. Rahman'ın anlamını yazalım hemen. Dünyada bütün canlılara şefkat gösteren, inanan inanmayan herkese merhamet eden ve her türlü nimeti sürekli veren anlamındadır. Allah'ın güzel isimlerine Esma-i Hüsna da denir. Esma-i Hüsna'nın anlamına bakalım hemen. Esma-i Hüsna Allah'ın güzel isimlerine denir. Rahman, Rahim, Semi, Alim ve Samet bunlara, bu isimlere örnek olarak verilebilir. Allah her şeyi gören ve işitendir anlamına da Es-Semi bu anlama gelir. Es-Semi Allah her şeyi gören ve işitendir demektir. Bunun dışında bazı anlamlara gelen kelimeler var. Örneğin ilim. Allah'ın her şeyi bilmesi demektir ilim. Bunun yanında Semih, biraz önce de söylemiştik. Onu da yazalım tekrar. Semih, Allah'ın her şeyi işitmesidir. Allah'ın her şeyi işitmesidir. Basar. Basar kelimesi Allah'ın her şeyi görmesidir. Bir de Allah her şeye kadirdir sözü vardır. Bunun anlamı ise Allah'ın her şeye gücü yeter anlamındadır. Kadirdir. Aynı zamanda Kadir, Allah'ın güzel isimlerinden biridir. Allah her şeye kadirdir ifadesi Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanabiliyor. Göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin hükümranlığı yalnızca Allah'ındır.
O her şeye hakkıyla gücü yetendir bir ayeti geçmektedir. Diğer bir konu Allah'a dua, Allah ile irtibat. Dua konusuna bakalım. Önce duanın sözlük anlamını yazalım. Dua sözlük anlamı olarak yalvarma, yakarma, dileme ve istekte bulunma anlamına gelir. Yalvarma, yakarma ve istekte bulunma anlamındadır. Dua ibadetlerin özüdür. Allah'a, insanları Allah'a yakınlaştırır. Öyle zor ve sıkıntılı zamanlarda Allah'a dua ederek yardım isteriz. Veya mutlu zamanlarımızda yine Allah'a hamd ve şükür ederek de duaya başlarız. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, peygamberimizin dua örnekleri vardır. Onlardan bazılarını sizler için söyleyelim hemen. Bizi yediren, bizi içiren ve bizi Müslüman yapan Allah'a hamd olsun. Dua örneklerinden biridir. Örneğin, Allah'ım benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir. Dualarından bazılarıdır. Şimdi Allah'ın varlığının kanıtlarını isterseniz maddeler halinde yazalım. 1. Allah'ın varlığına kanıt olarak ne gösterilebilir? Göklerin ve yerin yaratılması gösterilebilir. 2. olarak gece ve gündüzün peş peşe gelmesi. Gemilerin denizlerde yüzmesi. Gemilerin denizlerde yüzmesi. Yağmurla toprağın canlanması. Çeşit çeşit canlıların yeryüzünde yaşaması. Rüzgarların ve bulutların hareket etmesi Allah'ın varlığının kanıtlarına sıralayabiliriz. Şimdi peygamberlerimizden biri olan Hazreti İbrahim, bir peygamber tanıyorum başlığıyla Hazreti İbrahim hakkında neler biliyoruz? Onları sıralayalım. Önce kıssa ne demektir? Onun anlamına bakalım. Kıssa. Kıssa sözü Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bazı peygamberlerin hayatlarını ve inanmayanlarla mücadelelerini bize anlattığı anlatımlara kıssa denir. Bunun yanı sıra Hanif kelimesinin anlamına bakalım. Hanif kelimesi doğruya ve hakka bağlanmış kimse anlamındadır. Doğruya ve hakka bağlanmış kimse. Burada hak tabii ki Allah anlamında bahsediliyor. Hazreti İbrahim için şöyle bir söz geçmektedir. Hazreti İbrahim ne Yahudidir ne de Hristiyandır. Fakat o Hanif bir Müslümandı. Allah'a ortak koşanlardan değildi. İfadesi Kur'an-ı Kerim'de geçen Hanif kavramını bizlere daha güzel bir şekilde anlatmaktadır. Şimdi son olarak da İhlas suresine bakalım. İhlas'ın anlamını önce yazalım. Mekke döneminde indirilmiş olup Kur'an-ı Kerim'in 112. suresidir İhlas. Kur'an-ı Kerim'in 112. suresi. Ve İhlas ne demek? Samimi olmak. Dine içtenlikle bağlanmak. Samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak. İnanç ve ibadette de Allah'ın rızasını gözetmek demektir. İhlas Suresi Bismillahirrahmanirrahim.
Kul huvallahu ehad, Allahus samet, lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ehad. Anlamıysa Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle, Bismillahirrahmanirrahim'in anlamıdır o da. De ki, o Allah'tır, bir tektir. Allah samettir. Ondan çocuk olmamıştır. Kendisi de doğmamıştır. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir anlamındadır İhlas suresi de. Din kültürü dersimizin de bugünlük sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açmayı da ihmal etmeyin. Ve videolarımızı da paylaşırsanız çok seviniriz. Hoşça kalın arkadaşlar.